Merhaba arkadaşlar, herkese oyunlar. Bugün size PC-XE emülatörü 1.8-1.9 ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce PC-XE emülatörünü indirmeniz lazım. Onu indirmek için de plugins'in, BIOS'un, memory card'ın içinde olması için de ben torrent'ten indirdim. Torrent'i indirmek için yapmanız gereken şey hemen Google'a giriyoruz. uTorrent yazıyoruz. Şu gezginleri tercih edin ya da tam indir de olabilir. Gezginlere girin. Şu son sürümüdür 3.4.2. Bunu buraya basarak indirip kurabilirsiniz. Onu kurduktan sonra şu siteye vereceğim linkini. Bunu gireceksiniz ve şurada download torrent yazan yere tıklayıp indireceksiniz. Ben de indiril değil, indireyim hemen. Zaten çok küçük bir boyutu var. 13.1 MB falan. Hepsi tıklanmış bir şekilde. İstediğiniz yere buradan seçebilirsiniz. Ben tamam diyorum. İndiriliyor burada gördüğünüz gibi. APCXE emülatörü sayesinde PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu gönderiliyor yazısı çıktıktan sonra bir kere tıklayın ve şuradaki kareye tıklatın. Tamamlanmış olacak. Ondan sonra üstüne iki kere tıklayın. Böyle bir dosya gelecek. Bu zip dosyası. Eğer sizde WinRAR yoksa şuna sağ tıklayın, birlikte aç deyin ve WinRAR'a tıklayın. WinRAR'ınız yoksa da bu, o gezginler sitesinden, yani şuradan buradan indirebilirsiniz. 32 bit 32 bit 64 ise 64 biti indirmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra buna birlikte aç dedikten sonra buna tıklıyoruz. Ve çıkıyor. Ben WinRAR'ı daha yeni yükledim, o yüzden böyle. Ondan sonra bu dosya çıkıyor. Bu dosyaya giriyorsunuz. Bu dosyanın içindeki her şeyi bir dosya oluşturuyorsunuz. Ben yeni dosya oluşturdum sizin için. Bunun içine atıyorsunuz. Bilgisayarınızın hızına göre bu değişiyor. Benim çok iyi bir bilgisayarım olmadığı için orta düzeyde RAR'dan çıkarılıyor. Biraz bekliyoruz. Evet, kopyalanıyor. Gördüğünüz gibi indirilme işlemi tamamlandı. Dosyamıza giriyoruz. Şu APCXE uygulama olan SDL'nin üstündeki şu beyaz simgeye tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda emülatörümüz karşımıza çıkıyor. Bunun ayarlarını göstereceğim şimdi size. Sizde Wizard GUI çıkar hemen. Wizard GUI çıkar buna ilk girdiğiniz an. Bazılarınızda çıkmayabilir. Buradan config'den Wizard GUI'ye tıklayabilirsiniz. Config diyoruz. Şu 1001 SCHP 1001 USA Recommended'ı tıklıyoruz. Ondan sonra PT OpenGL 2 driver 2.9. Buradan APCXE CPU Core 1.9.0. Buradan da APCXE CDR WNT/W2K Core 1.7.0'a tıklıyoruz. Kontrol 1'den ayarlarınızı yapabilirsiniz. Joystick'iniz varsa joystick'inize göre ayarlayın. Yoksa klavyeden de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Next diyoruz ve done diyoruz. Sonra ise video ayarlarına gelelim. Video ayarlarına seçtiğiniz video kartın configure'ına tıklıyorsunuz. Bu şu an benim bulduğum en iyi grafik ayarları. Sizde farklı olabilir. Bunu en yüksek çözünürlüğünüzü yapın. Benim 1400x900.
Bitinize göre en küçüğü seçin, 32 bit. Window size'ı benimki gibi ayarlarsanız daha iyi olur. Bu da Intel X Resolution'ı 2 yapın, very height. Intel Y Resolution'ı da 3, very height yapın. Strange Mode 0 kalsın. Render Mode 2 kalsın. Texture Filtering 6. Şu en sondaki yani. GeForce Kart VRAM 0 kalsın. Out yani auto. HI Textures 2 de kalsın. Şuna tıklamayın. Bunlar boş kalsın. USB PC Limit. FPS limitinizi buraya tıklayın. Normalde auto'dadır. Siz 60 FPS ayarlayın. İsterseniz 30'da yapabilirsiniz. İsterseniz auto'da yapabilirsiniz. Tavsiyem 60 FPS. Bunu 2 yapın. Bunu 3. Bunu da 2. Şunlar basılı kalsın. Bu 1 de. Shader level'ini de 2 yapın. Midi-edge filter ile disable screen saver tikli olsun. Ondan sonra OK deyip çıkabilirsiniz. Bir de memory card ayarlarını göstereceğim. Memory card da oyunu kaydetmenize yarıyor. Onu kaydetmek için ise select diyorsunuz. Buradan memory card'ı giriyorsunuz. APCX'den buna tıklıyorsunuz. İlk kart için. APCX'e 000.mcr. İkinci istisinde tekrar memory card'ı giriyorsunuz. APCX'e 001mcr'ye tıklıyorsunuz. OK dedikten sonra emülatörümüz kurulmuştur. Oyuna girmek için ise File, ISO diyorsunuz ve indirdiğiniz ISO dosyalarıyla da oynayabilirsiniz. Örnek ben buraya bir dosya oluşturmuştum. Burada indirdiğim oyunlar var. İndirdiğiniz ISO dosyalarına en yüksek olanını tıklayıp oynayabilirsiniz. Bu video böyleydi arkadaşlar. APCX emülatörü nasıl kurulur, nasıl ayarları yapılır onu gösterdim. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.